Doğrusunu söylemek gerekirse maç öncesi iki takımın birbirine karşı üstünlükleri, avantajları, dezavantajları yan yana getirildiği zaman çok beklenmedik bir skor tabii. 4-0. Ne oldu? Tabii onu bir anlatmak lazım. Maç öncesi yayıncı kuruluşa söylediğim şeyler, iki takım da birbirine çok yakın futbol oynuyorlar. Alan daraltarak, rakibi özellikle geniş alanda çıkarmayarak baskı kurmaya çalışacak ve hangisi avantaj sağlayacak, bilek güreşi gibi olacak diye düşünüyordum maçtan evvel. Onları da dillendirmiştim. Ancak maç böyle başladı aynen. Gole kadar da çok üretken olmamakla beraber, özellikle ofansif anlamda çok üretken olamadık. Ancak defansif anlamda da çok büyük sıkıntı yaşayacak gibi gözükmüyorduk. Bir duran top maçın ilk adımı, bizim adımıza bir çözülme hali oldu. Çünkü buradaki çözülme hali derken şunu kastediyorum. İki takımdan öne geçen avantajını koruma gücüne, yetisine sahip olarak gözüküyordu. 1-0 geriye düştükten sonra oyunu nispeten biraz daha 4-5 dakika sonra golden biraz daha Başakşehir sahasına doğru götürmeye çalıştık. 1-0'ın seyri bizi hep oyunda tutacaktı. Yani maçın sonuna doğru özellikle biraz daha özellikle eşitliği arttırma gayretiyle beraber, rakibin de koruma içgüdüsüyle beraber biraz daha oyunun içinde tutacaktı. Ancak kendi ayağımızdaki topla beraber hemen ikinci yarının başında kendi ayağımızdaki topla beraber bir top kaybı 2-0. 2-0 artık dönülmez bir noktaydı. Çünkü zaten sürekli alan daraltarak oynayan, rakibe çok kolay geniş alan bırakmayan, defansif olarak kurgusu gayet iyi bir takım karşısında 2-0'dan çevirmek zor olacaktı. Bizim adımıza da tabii ki tamamen oyunun seyri açısından da son derece olumsuz bir hal ortaya çıkardı. Çünkü artık 2-0'dan sonra daha geniş boşluklar bırakmaya başladık. Birbirine yakın oynayan oyuncu grubumuz gitti. Daha skoru çevirme gayreti biraz da oyunun bizim adımıza olumlu taraflarını, bize olumlu puanlar döndüren, sonuçlar getiren taraflarını ortadan kaldırdı. Oyun geniş alana yayıldı. Geniş alana yayılınca iki tane kuvvetli merkez oyuncusu, dayanıklı merkez oyuncusu olan, önde üç tane çabuk ve top taşıyan oyuncular olan Başakşehir artık oyunun özellikle yani top bizde gibi görünse de genel anlamda oyunun hakimi olarak gözüktü. Ve sonunda da maç öncesi hiç aklımıza gelmeyen kuvvetli ve sarsıcı bizim adımıza skor oldu. Şimdi temel hedef tabii doğal olarak hemen yaraları sarıp Gençler Birliği maçıyla beraber tekrar kuvvetli hallerimizi ortaya sokacak durumu ortaya çıkarmak.